6. sınıf sosyal bilgiler, 1. dönem, 1. yazılı. Çalışkan Okul'dan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler dersinden 1. dönem, 1. yazılıya hazırlık testi çözeceğiz. Bu testimiz 10 sorudan oluşuyor çocuklar. Her sorumuzda 10 puan. Hazırsanız başlayalım. 1. soru. Kültürümüze uygun olarak oluşturulan geleneksel Türk konutlarımız hala ayaktadır. Yukarıdaki ifade kültürümüzü oluşturan ögelerden hangisine aittir? A. Din, B. Dil, C. Tarih, D. Mimari. Evet çocuklar, bu ifade mimariye aittir. Doğru cevabımız D seçeneği. 2. soru. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından değildir? A. Kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir. B. Problemler kolay çözülür. C. Başarıyı beraberinde getirir. D. Birlik ve beraberlik zedelenir. Evet çocuklar, yardımlaşma ve danışmanın faydalarından değildir diye soruyor. Sırayla inceleyelim. A. Kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir. Bu doğru bir ifade. B. Problemler kolay çözülür. Bu da doğru bir ifade çocuklar. C. Başarıyı beraberinde getirir. Evet, yardımlaşma ve dayanışma başarıyı da beraberinde getirir. Bu da doğru. D'ye baktığında birlik ve beraberlik zedelenir. Evet, bu ifade yanlış çocuklar. Birlik ve beraberlik tam tersi bir şekilde arkadaşlar, zedelenmeden ziyade birlik ve beraberlik artar, pekişir. Doğru cevabımız burada bize yanlışı soruyor. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği. 3. soru. 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulmuştur. Barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır. Yukarıda anlatılan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kurum ve kuruluşlardan hangisidir? A. Kızılay, B. Darülacazet, C. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, D. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı. Evet çocuklar, bu ifadelerde anlatılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu Darülacazet'tedir. Doğru cevabımız B seçeneği. 4. soru. Bir elin sesi var, iki elin nesi var? Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatan yukarıdaki atasözünde hangi renklerdeki kelimeler yer değiştirirse atasözü doğru olmuş olur? A. Mor ile pembe, B. Yeşil ile mor, C. Pembe ile yeşil, D. Mavi ile pembe. Evet, bu atasözünü tekrar okuyalım çocuklar. Bir elin sesi var, iki elin nesi var? Burada bazı kelimeler sırası farklı yazılmış değil mi çocuklar? Yanlış yazılmış sıra olarak. Peki bu kelimeler hangi kelimeler? Aslında bu atasözümüzün doğrusu neydi çocuklar? Bir elin nesi var, iki elin sesi var olmalıydı. Yani arkadaşlar, sesi ile nesi yer değiştirmeli. Doğrusu ne oluyor peki? Bir elin nesi var, İki elin sesi var olmalı çocuklar. Bu çerçevede baktığımızda pembe ile yeşil yer değiştirmeli. O da hangi seçenekte? C seçeneğinde. Doğru cevabımız C seçeneği.
Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk değildir? A. Komşuları rahatsız etmemek. B. Çevreyi temiz tutmak. C. Vergi vermek. D. Toplu taşıma araçlarına binmek. Şıklara bakalım çocuklar. A seçeneği komşuları rahatsız etmemek bir sorumluluktur çocuklar. B seçeneği çevreyi temiz tutmak, bu da sorumluluktur. C vergi vermek, bu da sorumluluktur. Ama D seçeneği toplu taşıma araçlarına binmek çocuklar, bu sorumluluk değil, haktır. Bize sorumluluk olmayan ifadeyi soruyordu. D seçeneğindeki sorumluluk değildir. Altıncı soru. Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın desteklenmesi, bilgiye ve yardıma erişim fırsatlarının artırılması amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir. Yukarıdaki bilgilerde anlatılan Alo Sosyal Yardım Hattı telefon numarası kaçtır? A. 144 B. 155 C. 166 D. 177 Evet çocuklar, bu bilgilerde anlatılan Alo Sosyal Yardım Hattı telefon numarası A144'tür. Doğru cevabımız A seçeneği. 7. soru. Kutluk Devleti yıkılsa da yüzyıllar öncesinden Türk tarihine ışık tutan, atalarımızın sesini duyuran, Türklere vasiyetlerini ulaştıran kök Türk abidelerini yani Orhun kitabeleri bırakmışlardır. Türkler tarihte ilk defa kendilerine ait olan 38 harfli kök Türk alfabesini kullanmışlar ve kök Türk abidelerini bu alfabeye göre yazmışlardır. Orhun abideleri günümüzde hangi ülkede bulunmaktadır? A. Kırgızistan B. Türkiye C. Azerbaycan D. Moğolistan Orhun abideleri günümüzde çocuklar Moğolistan ülkesinde bulunmaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Göç Destanı ve Türeyiş Destanı hangisine aittir? A. Hunlar B. Kök Türkler C. Uygurlar D. Osmanlı Devleti Evet çocuklar, Göç Destanı ve Türeyiş Destanı Uygurlara aittir. Doğru cevabımız C. Uygurlar olacaktır. 9. soru. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra devletin ileri gelenleri Müslümanların yönetimi için devlet başkanı yani halife seçilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra şura ile iş başına gelen 4 halife dönemi başlamış oldu. 4 halife dönemi hangi halife ile sona ermiştir? A. Hz. Ali B. Hz. Osman C. Hz. Ömer D. Hz. Ebu Bekir Evet çocuklar, 4 halife dönemi Hazreti Ebu Bekir ile başlamış, Hazreti Ömer ile devam etmiş, sonra Hazreti Osman ile devam etti ve son olarak çocuklar Hazreti Ali ile 4 halife dönemi kapandı. Cevabımız A seçeneği. 10. soru. İlk Türk İslam edebiyatı eserleri ve yazarları eşleştirmesinden hangisi doğrudur? A. Kutalkul Bilig Edip Ahmet Yükneki B. Divan-ı Lügat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut C. Atabetül Hakayık Hoca Ahmet Yesevi
D. Divanı Hikmet Yusuf Has Hacip. Evet çocuklar, bu eşleştirmelerin doğrusu şu şekilde oluyor çocuklar. Sizin ekranlarınıza geldiği gibi Kutadgu Bilik Yusuf Has Hacip, Divan-ı Lügat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut, Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki, Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi. Doğru eşleştirmeler bu şekilde. Baktığımızda bu bilgiler ışığında hangi seçenekteki eşleştirme doğru çocuklar? Evet, A'daki yanlış, C'deki yanlış, D'deki yanlış, B'ye baktığında Divan-ı Lügat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut. Evet, bendeki bilgide de bakın aynısı, doğru bir eşleştirme gerçekleştirilmiş. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet çocuklar, şu ana kadar 10 tane soru çözdük. 10 soru, 10 çarpı 10'dan 100 puan yapıyor. Eğer bu 10 soruda heyecandan, süreyi tam kullanamamaktan ya da o an bilgiyi hatırlayamamaktan, aslında biliyorsunuzdur ama o an aklınıza gelmemiştir, bu gibi durumlardan dolayı o soruyu yapamamış olabilirsiniz. Bu son derece olağan ve doğal bir şeydir. Biz de bu joker soruyu size soruyoruz. Evet, yanlış cevapladığınız bir soru yerine bu soruyu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu soruda tabii ki 10 puan. Evet, soruyu soruyorum. Türklerin bayramı olan Nevruz hangi tarihte kutlanır? A. 21 Mart, B. 23 Mart, C. 21 Eylül, D. 23 Eylül. Evet arkadaşlar, bu joker soruya cevaplarınızı aynı zamanda yorum kısmına da bekliyoruz. Evet, doğru cevabımız 21 Mart olacak çocuklar. Çünkü Nevruz 21 Mart tarihinde kutlanır. Yazılıya hazırlık testimiz burada sona erdi çocuklar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.